Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte 3-4-5 yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında, daha doğrusu birinci kitabında konu 3'ün çözümlerine başlıyoruz. Konu 3 nedir? Benzerlik. Evet bu videomda da ne yapacağız? Kazanım odaklı sorularda birinci bölüm testinin çözümünü yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci bölümdeki kazanımımız eşlikle alakalı olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz 3 tane, yani bütün kenarları eşit, bütün açılara eşitse karşılıklı olarak bu üçgenler neydi arkadaşlar? Eş üçgenlerdi. Eşlik verildiği zaman şu sembolle gösteriliyordu. Ondan sonra 3 tane eşlik teoremi var. Bunlardan en fazla kullanılan tabi bu. Ama diğerleri de tabi ki kullanılıyor. Kenar açı kenar eşliği. Aynı açının kolları çizgiye çift çizgiye. Bakın nokta açısının kolları çizgiye çift çizgisi. iki üçgen eştir diyorduk. Sonra burada örneği var. İncelersiniz. Çözümleri de var. Sonraki eşlik teoremimiz açı kenar açı. Aynı kenara ait açılar eşitse çizgiye çift çizgi çizgiye çift çizgi. Ya da ben şöyle yapıyorum. Nokta çizgi pardon nokta çift çizgi. E burası çizgi açısıysa nokta çift çizgi burası da çizgi açısı olmaz mı? Bir üçgende bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşitse bu iki üçgen eşittir deyip öyle yorumluyorum. E bazı arkadaşlar da çift çizginin çift çizgiye ait açılar noktaya çift çizgi. Noktaya çift çizgi olduğunda bu iki üçgene eş üçgen diyebiliyor. Siz bilirsiniz. Hemen burada örneği de var zaten. Genelde alfa betalı üçgenlerde zaten biz bunu çok yapıyoruz ve bir üçüncü eşliğimizde kenar 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 kendini belirler arkadaşlar. İki üçgende karşılıklı kenarlar birbirine eşitse bu iki üçgen eşittir. E, buradaki eşlik teoreminde de e, aynı kenarı gören açıların birbirine eşit olmasına dikkat edeceksiniz. Zaten eşliğin temel mantığı şudur. Ne yapacaksınız eşlikte? Açı ve gördüğü kenar eşittir ya da kenar ve kenarı gören açıların birbirine eşit olması önemli bir nokta arkadaşlar. Burada açı hikayesi gerçekten çok önemli. İsterseniz biz çözümlere başlayalım arkadaşlar. Örnek sorularda orada var zaten incelersiniz. Evet birinci soruyla başlıyoruz. Adam bana böyle bir şey yazmışsa. Şöyle bir şey yazmış. ABC eşittir. EF'de yazmış. Hocam şu üçgenle bu üçgen eş ya. Hemen üçgenler ayrı ayrı. Birincideki A açısıyla ikincideki E açısı eşit. Hocam A açısıyla E açısı eşit. Hemen bunların eşitliğini kullanacaksınız. Tamam. Başka? Sonra B açısıyla F açısı birbirine eşit. B açısıyla F açısı birbirine eşit. Sonra üçüncü açılar da birbirine eşit. Yani şunlar da birbirine eşit. E o zaman buradan ne geldi? 4n-10 ile bu birbirine eşit. Hemen yazalım arkadaşım. 4n-10 ile 6m-2 birbirine eşit. Bir de şurası arkadaşlar çift çizgi açıları da birbirine eşit. 3m de neye eşit arkadaşlar? 3m de n artı 16'ya eşit. Bu iki bilmeyen iki denklemi çözeceksiniz arkadaşlar. E buradan hatta şurada bir düzenleme yapalım. İsterseniz yok etme metodu falan da kullanabilirsiniz. Buradan şu 6M'i yalnız bırakayım. 4N 8 eşittir. 6M yaptı hatta. 2, hatta şeye bölsek ne oluyor arkadaşlar? 2'ye bölsek ne oluyor? 2N 4 eşittir 3M oldu. E hocam burada 3M N artı 16 eşit zaten. 2N 4 eşittir. N artı 16 olduğundan. N artı 16 olduğundan dolayı. N de buradan kaç çıktı arkadaşlar? 20 çıktı. A bizden ABC açısı sistemi. ABC. N 20 ise. N yerine 20 koyduğunuzda bir tanesinde. Burada 20 koyduğunuzda. O zaman burası 36 yapıyor. 3M eşittir 36 ise de kaç çıktı arkadaşlar? 12 çıktı. Evet bizden M 36 çıktı. M 12 çıktı. O zaman burası 3M 36 yaptı. Keşke bulmasaydık bunu. Direkt yazsaydık buraya neyse. de 20 ise 4 ile 20'nin çarpımı kaç? 80 eksi 10'dan. Burası da kaç yapıyor arkadaşlar? 70 yapıyor. Hocam 70 36 ve alfanın toplamı da 70 36 ve alfanın toplamı da 180 yapacak. Buradan şu x'in toplamı 106. Alfa da 180 eksi 106'dan 74 mi geliyor arkadaşlar? Evet 74 geldi. Birinci soru böylelikle açay oldu. Geldik ikinci soruya. Eşlik demiş arkadaşlar. Hemen şu üçgenle yandaki üçgen ne verilmiş arkadaşlar? Eş vermiş. Bakın üçgenlere dikkat. ABC ile DBE yani şu üçgen eş üçgen. Peki ABC'deki A açısıyla öbüründeki D açısı birbirine eşit. Hocam hemen açıların eşitliğini yazıyorum zaten ben. A ile D. A ile D eşit. Hocam B açısıyla B açısı eşit. Buradaki B açısıyla buradaki B açısı eşit. Toplamı 180 olduğundan bunlar da 90 oldu. Sonra üçüncü açı burası C açısıyla öbüründeki A açısı birbirine eşit. Hocam eşse aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. Noktanın karşısı üçgen noktanın karşısı direkt ben burada da 3'tür. Hocam çizginin karşısı 4 yaptı. Çizginin karşısı burada da 4'tür. Bakın 3 4 5 üçgeni geldi. Hatta burası da kaç yaptı arkadaşlar? 5 geldi. Bizden DC yani 7 artı Ali Bey uzunluğu. Ali Bey uzunluğu da 4 çıktı. 7 artı 4'ten 11 buluruz cevabı arkadaşlar. Evet ikinci soru denizli oldu. Geldik 3'e. Ne demiş burada arkadaşlar? Burada bir, bir araç açı verilmiş. Arkadaşım bak şu üçgen ve şu üçgen ayrı ayrı bakacak olursak birer açıları var. Bu açının kollarına bakar mısınız? Noktanın kolları 4'e 5. Hocam burada noktanın kolları. Burada da 4'e 5 değil mi arkadaşlar? Evet. Aynı açının kenarları her iki üçgen de aynı olduğundan şu kırmızı üçgenle şuradaki sarı üçgen ne olmak zorunda arkadaşlar? Birbirinin tıpkısının aynısı olmak zorunda. 4'e 5. O yüzden noktanın karşısındaki kenarlar da birbirine eşit olmak zorunda. Yani x artı 4 eşittir 2x artı 1 oldu. Buradan da 3 eşittir x mi oldu? Evet cevabımız böylelikle 3. soruda balık kesir çıktı. Geldik 4. soruya. Hocam neler verilmiş neler? Bakıyoruz. Valla şu verilen bilgilerde şu üçgenlere yoğunlaştım. Aa kenar 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 diyecek ama burada kenar yok maalesef. Ee, başka ne verilmiş ekstradan? Bakın şu büyük üçgene bakacak olursak. Burası 11 burası da 11 vermiş. Ha, iki üçgende açılar eşitse kenarlar eşitse yani ikisi kenar üçgense bu açılar eşittir. Hocam şurada nokta açısı burada da nokta açısı var. O zaman ben şu üçgenleri incelemesini yapayım. Bakın noktanın kolları burada ne arkadaşım? Noktanın kolları burada 6'ya 7. Burada noktanın kolları 6'ya 7. O zaman bu iki üçgen ne oldu? Eş oldu. E o zaman burada noktanın karşısı 5 burada da noktanın karşısı kaç yapmak zorunda? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit olduğundan 5 yapmak zorunda. Yani dördüncü soru böylelikle C hanı oldu. Geldik 5'e. AB ile CD'yi paralel vermiş. Arkadaşlar verilen her bir bilgiyi kullanacaksınız. Bunlar birbirine paralel. Paralel olması ne anlama geliyor? Hocam burası alfa ise Z'den dolayı burası da alfa olmak zorunda. E hocam şu üçgene baktığım zaman ve diğer üçgene baktığım zaman birer açı ortaklığı var. Hocam bu üçgende ve mavi üçgene bakacak olursak şöyle bir araç ortaklığı var. Alfa. Alfanın kolları 3'e 5. Alfanın kolları 3'e 5 değil mi arkadaşlar burası? Evet. dolayısıyla mavi üçgenle sarı üçgen ne oldu? Eş oldu. Çünkü kenar açı kenardan dolayı. Alfanın kolları 3'e 5. Alfanın kolları 3'e 5. O zaman burada alfanın karşısı 6 ise burada da alfanın karşısı kaç yapmak zorunda? 6 yapmak zorunda. 5. soruda böylelikle Edremit oldu. Geldik 6'ya. 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta'ya da alacaksınız kardeşim. Önemli. Alfa beta. Beta 90 sıradaki alfa. Çünkü alfa ile betanın toplamı 90. O zaman beta ile neyi toplarsam 90 yapar alfaya. Alfa 90 sıradaki beta, beta yapar. Şu üçgenle şu üçgenle oldu? Benzer. Hatta alfa beta 90. Alfa beta 90. 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Ya da hocam çip çizgiye ait açılar alfaya beta. Çip çizgiye ait açılar alfaya beta. Açı kenar açıdan dolayı eş üçgen diyebilirsiniz. Ama bana şu daha kolay geliyor. Bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşitse bu iki üçgen eş üçgendir. Madem eş üçgen betanın karşısı 8 ise betanın karşısı burada da 8'dir. 8 15 ise burası kaç çıktı? 17. E o zaman burası da 17. Burası da ikiz kenar dik üçgenden dolayı 17 kök çıkar. 6. soru böylelikle e-dramit oldu. Geldik 7. soruya. 90'lar havada uçuyorsa alfa betaya dalacaksın kardeşim. Hocam burası da 90 burası da 90. Dal alfa betaya. Alfa beta alfa 90 burası da beta oldu. Bakın ne çıktı? Hocam şu üçgen alfabetalı üçgen ve yanındaki diğer üçgen de arkadaşlar şu üçgen de alfabetalı üçgen. Alfa beta 90, alfa beta 90. 90'ın karşısı burada 7, 90'ın karşısı burada da 7 değil mi? Evet. O zaman iki üçgen nedir arkadaşlar? Eş üçgendir. Niye? İşte işte 7'nin kolları alfa beta, 7'nin kolları alfa beta demektense bütün açılar eşit ve 90'ın karşısındakiler eşit oldukları eş üçgen demek daha mantıklı. Burada alfanın karşısını 4 demişler. Burada da alfanın karşısı kaç olacak arkadaşlar? 4 olacak. A, x iken burası da x. Bizden de x isteniyor. Pisagor bağıntısında x'in karesi neye eşittir arkadaşlar? 7'nin karesi eksi 4'ün karesine eşittir. Yani x kare buradan 49 eksi 16 geldi. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? 33 mi geliyor? Evet 33 geldi. O zaman x de buradan kök 33 yapar arkadaşlar. Yani cevabımız ne çıktı? Akçay çıktı 7. soru. Geldik 8'e. Şekil 1'de verilen kare biçimindeki fayanslardan 4 tanesiyle şekil 2 oluşturuluyor. Hocam şurası bir birim, bir birim, bir birimleri şöyle bir yazalım. E sonuçta şurada bir üçgen. Yani bütün kareler eş ama şuradaki üçgenlerin hepsi değişti değil mi? Evet eş yapılarda ne önemli demiştik? Açılar. İşte bu dediklerimizi yapmazsanız uzun yoldan yaparsanız. Efendim şuraya A diyeyim. Ondan sonra burası A artı 1 olsun. İşte buradaki burası da A artı 1. Buraya da A deyip. Pisagor bağıntısından belki yapacaksınız bunu ama... Bakın büyük ihtimalle şimdi daha kolay bir yola çıkacak. Niye? Çünkü açılar bak eş yapılarda açılar çok önemli dedik. Hocam şu biri gören alfaysa burada da biri gören alfa mıdır? E 90'ın karşısındaki bu kenarla 90'ın karşısındaki bu kenar eşit midir? Eş üçgen olduğundan dolayı. Evet. E hocam şuraya bir beta dersem alfa artı beta 90 oldu. E hocam alfa artı beta 90'sa bak burası da 90 oldu. E adam sana zaten buraya 3 köklü vermiş ve burada x kenar dik üçgen çıktı. E 3 kök 2 ise burası. Bunlar da 3 3 oldu. Ve şuraya da bir A dersek. 3'ün karesi eşittir. 1'in karesi artı A'nın karesinden. A kare 8 geldi. A kare 8 ise arkadaşım. A da buradan kök 8. Kök 8 dediğimiz nedir? 2 kök 2'dir. E A'yı da bulduk. Bizden ne isteniyor? Boyalı alanlar toplamı. Yani alanda 4 tane şu üçgenden yok mu? 1 çarpı A bölü 2. Yani alanımız o zaman ne yaptı? 4 kök 2 yaptı arkadaşlar. O zaman 8. sorunun cevabını böylelikle Balıkesir bulduk. Güzel soruyordu. Geldik 9'a. 9. soruda da ne verilmiş arkadaşlar? 90'lar havada uçuşuyor. Dal kardeşim alfa beta ya. Alfa beta. Beta 90 sa alfa. Burası beta. Beta 90 sa burası da alfa oldu mu? Oldu. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta burada 90'ın karşısında karenin bir kenarı. 90'ın karşısında bu da bir kenarı, karenin bir kenarı. Yani bunlar eş üçgen oldu arkadaşlar. E o yüzden beta'nın karşısı 3 burada da beta'nın karşısı 3'tür. E sonra burada ne çıktı arkadaşlar? 3, 4, 5. Hatta burası da 5. Hatta 3, 5 ise burası da 4. Ya da beta'nın karşısı, e, alfanın karşısı hocam burada 4 ise burası da 4 diyebilirdik. Neyse 3, 4, 5'ten geldi. Boyalı bölgenin çevresi nedir diye soruluyor. Hocam kareden dolayı burası da 5, burası da 5. Boyalı bölgenin çevresini hesaplayalım arkadaşlar. 5 burada, 5 burada, 10. 14, 15, 3 daha 18 mi yapıyor? E, topladığımız an çevrede böylelikle kaça eşit oldu? 18'e eşit oldu. Ve böylelikle arkadaşlar neyi bitirmiş bulunuyoruz? Birinci bölüm kazanım odaklı sorularda birinci bölüm bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ikinci bölüm sorularında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.